neler çalışacağız şimdi? Tamam. Nesnelerin iyi tanımlanmış tekrarsız listesine kümeler. Kümeler ABC gibi büyük harflerle gösterilir. Elemanları da ABC gibi küçük harflerle gösterilir. Şimdi kırmızı seçelim. Bakalım. Evet, güzel yazıyor. Buradan şöyle yapabilecek miyiz? Yok. O zaman şöyle yapalım. Bak, böyle silebiliyor. Kalemi seçebiliyoruz. Tamam. Şimdi aşağı doğru nasıl kaydıracağız? Şöyle mi kaydıracağız? Öyle değildi. Başka bir şey olabilir. Ha, şuradan nesne seçeriz. Oradan mesela aşağı doğru kaydırırız diye düşünüyordum. Şimdi kümenin ne olduğunu az çok anladık arkadaşlar. Haftanın P ile başlayan günleri pazar, pazartesi, perşembe ve cuma. Haftanın P ile başlayan günleri bunlar. Bak bir daha sayalım. Pazar, pazartesi, perşembe, cuma. Anlaştık mı? Bunu da düşünün. İlerleyelim. Mesela kümeleri arkadaşlar böyle de ifade edebiliriz. Bak kümeleri böyle de gösterebiliriz. Bakın A kümesi 5, 7, 8, 9'dan oluşmakta. Buna biz Venn diyagramıyla veya şema ile gösterim diyoruz arkadaşlar. Tamam. Veya A kümesini bu şekilde 5, 7, 8, 9 liste yöntemiyle de göstermiş olabiliriz. Hani böyle de bir durum var. Şimdi örneğin bakın şöyle bir şey yapalım. Mesela şurayı yukarı çekelim. Bakınız A kümesini biliyorsunuz. Burada ben şunu söylemek istiyorum. 5 A'nın elemanı mıdır arkadaşlar? Evet. 5 A'nın elemanıdır. 4 A'nın elemanı değildir. Evet. 7 A'nın elemanıdır. 8 A'nın elemanıdır. 9 A'nın elemanıdır. Çünkü burada demek ki eleman, hani nesne diyelim, kümenin içindeki bulunan burada 5, 7, 8, 9 nesnelerdir. Nesneler canlı birer insan gibi de düşünebilirsiniz. Hani Ahmet, Mehmet, Cemal, Ayşe gibi düşünün. O zaman hani tekrarsız olması gerekliliğini oradan hani perçinleyin. Tamam mı? Onu da düşünün. Oraya da geçtik. Şimdi mesela C kümesine bakın. C kümesi. Sınıfımızdaki bazı öğrenciler dersek, sınıfımızdaki bazı öğrenciler küme olmaz. Çünkü iyi tanımlanmamış. Anlaştık mı? İyi tanımlanmamış olduğunda sıkıntı oluyor yani. Mesela D kümesi. Elma, Armut, Ken, Mahmut dersek bu da bir küme olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü elma, armut bir meyve ismi. Bunu anlarım. Ama düşünsenize Kel, Mahmut hiç uymamış buraya. Yani aradaki açığı iyi dikkat edin. Hani olmuyor, tamam mı? Demek ki C ve D küme değildir. Çünkü iyi tanımlanmamışlardır. Peki bir de şeyi belirtelim. Bak şimdi. Mesela aklıma gelmişken A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, bak kötü yazdık, onu idare etmeyelim, silelim onu. Yok sen gelme ya, git. Şimdi mesela 4. Arkadaşlar bu bir küme midir? Buradaki A kümesi bir küme midir? Hayır, küme değildir. Aferin. Şimdi bu küme değildir. Hani onu artık anlayın. Şimdi neden küme değil? Çünkü bir eleman iki kez tekrar etmiş. Bir eleman iki kez tekrar etmemeliydi arkadaşlar. Onu da hatırlatayım dedim. Tamam. Şimdi yılın ayları küme oluşturur mu? Mesela Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Evet. Yılın ayları küme oluşturur. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Bitti mi? Aa, ne çabuk bitti. Oturma odanızda bulunan eşyalar kümesini yazınız diyor. Şöyle
başlayalım. Tamam. Oturma odanızda mesela ne var? Televizyon var, koltuk var, halı var, saat var. Öbür tarafta takvim var. Yaprakları koparılmayı unutulmuş takvim var. Çiçek var mesela. Perdeyi şöyle çekince bu pencerenin önünde çiçek var, değil mi? O da genelde ortanca olur. Yani ortanca çiçeği olur genelde, değil mi? Yani sonra bir süre sonra büyüyünce anneniz onu çöpe atmayı ister. Babanız yazık atma der. Yani öyle sohbet olur. İçeri güneş gelmiyordur. Yani pencere küçüktür. O çiçek de orayı kaplamıştır. Böyle bir romandı. Balzac ilk kez yazdığı şiirinde bunlardan bahsediyordu. Falan edebiyata geçiyoruz. Ha? Yok yok. Şimdi ülkemize kıyı olan denizleri yazabilir miyiz? Mesela kim söyleyecek? Evet, ülkemize kıyı olan denizleri söyler misiniz? İsminiz? Nur. Nur, söyleyin buyurun. Karadeniz, Akdeniz, evet. Ege, çok güzel, bakın, Marmara. Ülkemize kıyı olan denizleri yazıyorum. Karadeniz. Akdeniz, başka? Marmara, Ege, Ege Denizi. Şimdi arkadaşlar bu üçüdür. Neden? Bu üçüdür. Neden? Marmara Denizi iç denizdir arkadaşlar. Ve Ege ile Akdeniz'de, Karadeniz'de kıyaslanamayacak kadar küçüktür. Fakat küçük derken öyle ki hani Marmara Denizi İstanbul'a kıyı, Tekirdağ'a kıyı, Bursa'ya kıyı, Çanakkale'ye kadar gidiyor. Yani küçük derken hani en az 3 tane ile de kıyı bulunmakta. Ama güzel bir soru oldu bence bu, hani şey coğrafya sorusu olmuş yani bir şekilde. Ülkemize kıyı olan denizleri yazınız. Bunu bir ara coğrafya öğretmenimiz Hanife Hoca'ya da sorun yani. Marmara Denizi'ni katamayız değil mi deyin. O da size aferin diyebilir yani eğer doğrusu. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi bu A kümesinin kaç tane elemanı var arkadaşlar? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 tane. Burayı anlamayanlar el kaldırsın. Evet. Şimdi doğal sayılar kümesi geniş mi yoksa tam sayılar kümesi mi geniştir? Evet. Doğal sayılar kümesi mi geniş? Oraya virgül koymalıyız. Öyle değil mi yavrum Ceylanlar? Dur şunu seçelim. Bunda. Şunu döndük. Doğal sayılar mı geniş bir küme? Tam sayılar mı? Bu konuda fikir yürütmek isteyen Recep vardır. Gel Recep sen bir fikir yürüt. Yani yanlış olsun doğru olsun önemli değil Recep'ciğim. Hocam bence tam sayılar kümesi daha geniştir. Çünkü hocam doğal sayılar sıfır, sıfırdan başlar sonsuza kadar gider. Ama tam sayılar eksi sonsuzluğa da gider, artı sonsuzluğa da daha geniştir. No. Yani no. Yanlış olabilir Recep'ciğim. Otur doğrusunu öğrenelim. Hiçbir sorun yok. Ben seni yani cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Bakın o zaman ben size önce tam sayıların tanımını yapayım. Tamam. Tam sayılar kümesi Z ile gösterilir. Z ile gösterilir. Hani A, B, C ve küme bakın. Tam sayılar da bir küme. O da ilginç bak. Tam sayılar kümesi eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 böyle gidiyor arkadaşlar. Yani ben burada şunu anlatmak istiyorum. Bakın. Bak şimdi. Burayı biraz genişlettik. Tamam. Şimdi dikkat et. Tam sayılar kümesi eksi sonsuzdan artı sonsuza birer birer artan. Bakın şu kelime çok önemli. Tam sayı.
Bu tam kelimesinin anlamı ne biliyor musunuz? Hangi anlamda kullanılıyor? Virgülsüz, küsuratsız. Bütün yani. 1, 5, 50, 70, 80, 100, 90, 500, 500 bin. Hani tam. Bütün demek yani. O anlamda tam kelimesi kullanılıyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi rasyonel sayılar kümesini tanımlıyorum. Rasyonel sayılar kümesi Q ile gösterilir. Mesela A bölü B şeklinde yazılır. Sayılar öyle ki A'lar ve B'ler birer tam sayıdır. Ve pay da kesinlikle sıfır olmamalıdır. Bu tanımı yazdım. Şimdi ben örnekleri yazacağım. Bak şimdi. Mesela rasyonel sayılar 8 bölü 2 4'e mi eşit? Evet. 8 bölü 2 rasyonel sayı mıdır? 8 bölü 2. Hani 8 bir tam sayı, 2 de tam sayı. Bunlar bölümlü kısmı. Şu kesirli bir bütün rasyonel sayı mıdır? Şu yazdığım tanıma uyuyor mu? Yes, uyuyor yavru Ceylanlar. O zaman bak şimdi şunu düşünelim. O zaman bazı kesirli sayılar tam sayıdır. Bu doğru mu? Tamam. Mesela 1'i 3'e bölecek olsam 0,3 devirli desem, bakın demek ki devirli ondalıklı sayılar da rasyonel sayıdır. Mesela 1'i 4'e bölecek olsam bu da 0,25'tir. Zaten rasyonel sayılar ya ondalıklı sayıdır, ya devirli ondalıklı sayıdır, ya da tam sayıdır. O zaman şunu söylemek istiyorum. Yukarıda yazan bütün sayılar bir kere rasyonel sayıdır aynı zamanda. Şu tam sayıların hepsi aynı zamanda rasyonel sayıdır. Mesela 4, 3. 3 ve 4 tam sayıdır. 3,5 dahi bir tam şey, bir rasyonel sayıdır. 3 rasyonel sayıdır, 4 de rasyonel sayıdır. Yani şunu demek istiyorum. Kısaca söyleyecek olursam yavru ceylanlar, bakın. 3 ile 4'ün arasında binlerce, on binlerce rasyonel sayı var. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 veya 3,01, 3,02 veya 3,000001, 3,000002. Yani bunun sonu yok ki. 3 ile 4 arasında milyonlarca rasyonel sayı var. O halde ileride alt kümeyi vereceğim ama şimdi kısaca bahsedeyim. Tam sayılar alt küme rasyonel sayılardır. Dolayısıyla rasyonel sayılar daha geniştir arkadaşlar. Daha çoktur yani. Çünkü veya şöyle kısaca şöyle ifade edeyim. Sayı doğrusunu düşün. Sayı doğrusunda tam sayılar mesela şurası 0, şurası -1, şurası -2 ya. Şu aralarda boşluklar var arkadaşlar. Aralarda boşluklar var şu aralarda. Bakın şu aralar boş. İşte bu boşlukların bir kısmını rasyonel sayılar dolduruyor. O zaman daha çoğalıyor hani sayılar. Değil mi? O yüzden doğal sayılar bir dakika. Ben rasyonel sayılarla şeyi karşılaştırdım ya. Sen doğru söylemiştin. Şimdi arkadaşınız tam sayılar geniştir dedi. Doğru söyledi. Ben neredeyse benim kafam hep şu doğal sayıları hep rasyonel sayı olarak. Olsun bunu da öğrenmiş olduk. Çoktan iyi idare eder yani. Tamam.